Mutlu akşamlar, hoş geldiniz Sevenet ekranlarına. 5 Eylül Perşembe akşamındayız. 19. saat ana haber özetlerle başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın gücü tükenmek üzere. Bağımsız ekonomi uzmanları Putin'in kasasının 10 ay sonra biteceği görüşünde. İki ülke bu süre içinde tekrar müzakere masasına oturabilir. Peki şartlar nasıl olacak? Putin ve Zelenski anlaşabilecek mi? Avrupa Birliği'nin başı Macaristan'la dertte. Budapeşte'nin ulusal kart uygulamasını Rus ve Belarus vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletmesi, Avrupa Birliği tarafından Schengen bölgesini tehdit olarak yorumlandı. İsrail, Gazze'nin dünya ile bağını sonsuza kadar kesme peşinde. Netanyahu yönetimi Mısır-Gazze sınır kapısındaki kontrolü vermemekte kararlı. Olası ilhak karşısında Mısır'ın vereceği tepki merak ediliyor. CHP'de yeni tüzük tartışmaları sürüyor. Hazırlanan taslakta 52. maddenin genel merkeze geniş yetkiler vermesi partide krize neden oldu. CHP lideri Özgür Özel ise 52. madde konusunda ısrarcı. Dünya TOG'u öve öve bitiremedi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'un 2024'ün ilk yarısında %233'lük satışı Avrupa'yı tedirgin etti. Özellikle Almanya'daki elektrikli araçların geçen yıla göre %16,4'lük düşüşü, otomotiv sektöründe TOG'un yükselişini gözler önüne serdi. Avrupa'da transfer sezonu bitti. Temsilcilerimiz listelerini UEFA'ya bildirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in kadroları Avrupa için yeterli mi? Takımlarımız son 16'ya kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası 19. saat ana haberde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın sona ermesi için Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını açıkladı. Rusya'nın bu yöndeki mesajları son dönemde de yoğunlaştı. Bunun nedeni ne? Cevabı haberimizde. 2,5 yıldır devam eden Ukrayna işgali Rusya'nın gücünü tüketmek üzere. Bağımsız ekonomi uzmanlarına göre Moskova'nın kasasında savaşı ancak daha 10 ay sürdürecek parası kalmış durumda. Ukrayna'nın Kursk saldırısına Rusya'nın yüksek dozda karşılık verememesinin bununla ilgili olduğu değerlendiriliyor. Sahadaki zorlukların arttığı dönemde Rusya, müzakere fikrini artık daha sık dillendiriyor. Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya müzakere yapmayı hiçbir zaman reddetmedik yanıtını verdi. Moskova yönetimi Ukrayna'nın saldırdığı Kursk bölgesinde kalıcı olamayacağını düşünüyor. Putin'e göre zayiatları artınca Ukrayna ordusu geri çekilmek zorunda kalacak ve masaya oturmayı kabul edecek. Batı ise Kiev'in Kursk'ta kalıcı olacağını düşünüyor. Ve bununla beraber Kiev yönetimi olası bir müzakere masasına eli güçlü olarak oturmuş olacak. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которой является нашей первоочередной целью. Putin, savaşı bitirme şartı olarak Ukrayna'nın Kırım Yarımadası, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya geçmesini istiyor. Moskova'nın bir diğer şartı ise Kiev'in NATO ittifakına katılma girişiminden vazgeçmesin. Gelin hafızalarımızı tazeleyelim. Moskova ve Kiev arasında 15 Nisan 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde üzerinde mutabık kaldıkları maddeler vardı. Neydi o maddeler ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'daki müzakerelere bir kez daha atıfta bulundu. O minvalde de devam edilmesi gerektiğini söyledi. Herhangi bir askeri ittifaka üyelik reddedilecek ki İstanbul'da uzlaşılan maddelerde ilk sırayı bu alıyordu ki Ukrayna'yı biliyorsunuz ya NATO üyeliği ya da Avrupa Birliği üyeliği hususunda Rusya hep uyarmıştı. Herhangi bir askeri ittifaka üyelik reddedilecek. Donetsk ve Luhansk'ın bir kısmı Rusya'nın kontrolünde olacak. Kırım ve Sivastopol limanı güvenlik kapsamı dışında tutulacak. Nükleer silah üretimi ve edinimi reddedilecek. Yabancı güçlerce yapılan askeri tatbikatlara katılınmayacak ve
faşizm, nazizm ve saldırgan milliyetçilik terimleri kullanılmayacak. Bu 6 ana başlıkta aslında İstanbul'da uzlaşı sağlanmıştı ama yeniden müzakereler devam etmedi ve savaş artık 4. yılına doğru da gidiyor değerli izleyenler. Avrupa Birliği ile Macaristan arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Budapeşte'nin Rus ve Belarus vatandaşlarını da kapsayacak şekilde ulusal kart uygulamasını genişletme kararı Brüksel'i rahatsız etti. Ayrıntılar Yasemin Işık'ın haberinde. Macaristan mevcut jeopolitik bağlamda Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik genişletmeyi neden gerekli ve uygun buluyor? Artan güvenlik risklerine rağmen Macaristan neden Rus ve Belarus başvuru sahiplerine farklı güvenlik kontrolleri uygulamıyor? Bu sorular Avrupa Komisyonu tarafından Macaristan'a gönderildi. Budapeşte'nin yanıt vermesi için son tarih 11 Eylül. Macaristan'ın Rus ve Belarus vatandaşlarını da kapsayacak şekilde ulusal kart uygulamasını genişletme kararı Avrupa'yı panikletti. Programa kabul edilen vatandaşlara aile birleşimi seçeneğiyle birlikte çalışma izni almak için basitleştirilmiş bir prosedür sunuluyor. 2 yıllık ilk aşamanın ardından program 3 yıl daha yenilenerek uzun süreli ikametin önünü açıyor. İşte egy új korszak kezdődik. És ennek az új korszaknak az első, talán döntő jelentőségű pillanata az, amikor létrejön az az új európai politikai frakció, amely meg fogja változtatni az európai politikát. Aslında başlangıçta sadece Ukrayna ve Sırbistan vatandaşları için geçerliydi. Ancak Temmuz ayında Rusya ve Belarus'u da kapsayacak şekilde genişletildi. A dialógus és a párbeszéd helyreállítása tekintetében az első fontos lépés ma sikerült megtenni, és folytatni fogom ezt a munkát. Avrupa Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Rusya ve Belarus'un dahil edilmesinin ciddi endişelere yol açtığını ve tüm Schengen bölgesinin güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Budapeşte'de ise Macaristan pazarındaki iş gücü eksikliğini gidermek için bunun gerekli olduğunu savundu. Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Janos Boka, ulusal kart sistemi Macaristan ya da AB için herhangi bir ulusal güvenlik, kamu güvenliği ya da kamu düzeni riski teşkil etmiyor. Ulusal kart sistemi sadece istihdamla ilgili bazı kolaylıklar içeriyor, dedi. Brüksel ve Budapeşte arasındaki ilişkiler zaten bir süredir gergindi. Magyarországot Brüsszelben megzsarolják egy olyan tény, amit a zsarolók maguk is beismernek. Ezek a zsarolók az Európai Parlament tagjai. Akik ezt el is mondják, önök pedig meg is írják, én pedig el is olvashatom, illetve a tisztelt magyar nép ezt elolvashatja. Bakalım bu son gelişmeyle birlikte nereye evrilecek? İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze-Mısır sınır kapısının kendi kontrollerinde olması konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor. Analistlere göre birkaç farklı sebebi var. Detayları gelin birlikte izleyelim. Gazze şeridindeki Philadelphia koridorunda askeri varlığını sona erdirmeyi reddeden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ısrarını sürdürüyor. Which is why the Philadelphia corridor, the border between Egypt and Israel, the Hamas lifeline of terrorist smuggling, is so crucial. So, reports that the Prime Minister has agreed that Israel will withdraw from the Philadelphia corridor are incorrect. Analistler Hamas'ın 7 Ekim'den önceki yıllarda Philadelphia'yı silah sevkiyatı için kullanmış olabileceğini, ancak İsrail'in bunu kontrol etme gibi bir kaygısı olmadığını söylüyor. Bu durum eleştirmenlerin Netanyahu'nun talebinin gerçek güvenlik endişelerinden ziyade Gazze'deki işgalin devam ettirilmesiyle ilgili olduğuna inanmasına yol açtı. New York Üniversitesi'nden Filistin-İsrail uzmanı Zekeri Lokman, Tel Aviv yönetiminin rehine veya ateşkes anlaşmasından kaçınmak için bulabildiği her türlü bahaneyi kullandığını belirtiyor. That's why seeing this decision in the cabinet meeting of just a few days ago that we will keep Philadelphia even if it means that hostages will die is something that I believe it's a mistake on so many levels. In the level of the values and also in the level of even a straight opinion, I think many of the ministers don't understand that what they voted for is the execution of hostages. Analistlere göre Netanyahu saldırıların kendi başbakanlığının sonu olabileceğini anlıyor. Bu nedenle bir sonraki seçimi kazanabileceği noktaya gelene kadar Gazze'de, işgal altındaki Batı Şeria'da, Lübnan'da ve ötesinde birden fazla ateşi yakmaya devam edecek.
Bir de meselenin Mısır boyutu var. Ateşkes görüşmelerinde arabulucu olan Kahire yönetimi, İsrail'in koridordaki askeri varlığına iki ülke arasındaki anlaşmaları ihlal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. İki ülke dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'la İsrail Başbakanı Menahem Begin'i bir araya getiren Camp David anlaşmalarından bir yıl sonra 1979'da bir barış anlaşması imzaladı. İsrail ile bir Arap ülkesi arasındaki bu ilk barış anlaşması Mısır'a ABD'den destek ve mali yardım sağlıyor. Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 9. zirvesi Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen açılış töreniyle başladı. Forum açılışında Çin'in devlet başkanı Xi Jinping'in yanı sıra konuk Afrika ülkelerinin liderleri de ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuştu. Çin-Afrika ilişkilerinin tarihin en iyi döneminde olduğunu ifade eden Çin devlet başkanı Afrika ile ikili ilişkilerini stratejik seviye yükseltmeyi önerdi. Ve ekledi, biz modernleşmeden küresel modernleşme olamaz. Çin'in büyük pazarı Afrika'nın büyük fırsatına dönüşecek mesajlarını verdi. Ve bu forumun bundan sonraki yıllarda da bu şekilde devam edeceğini de belirtmiş olalım. Şimdi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping askeri yardımların artacağı ve Afrika kıtasına 50 milyar dolarlık mali destek gönderileceğini de sözünü verdi. Tarihin en iyi Çin-Afrika ilişkilerinin yaşandığı bu süreci Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikte konuşacağız ve değerlendireceğiz. Hasan Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, ben de tam arkadaşları taciz ediyordum, stüdyoyu duyamıyorum diye. Demek ki ben... Evet, duyuyorsunuz. Tam noktaya gelmeden duyulmuyormuş, evet. Peki. Hatta bizim Cüneyt Bey'miş sunucu. Peki, ne güzel. Evet, Hasan Hocam, şimdi Çin-Afrika İşbirliği Forumu kapsamında verilen mesajları izleyicilerimize paylaştık. Çin, Amerika'nın yerine alternatif bir dünya düzeni kurmayı düşünüyor ve bu konuda Afrika'yı da arka bahçesi olarak görmekte. Size göre bu Çin bu işi başardı mı, başaracak mı, yoksa? Bir de yoksası var. Şimdi bence Çin'in ortaya attığı uluslararası ilişkiler ve medeniyetler projesinde arka bahçe kavramı yok. Bu arka bahçe kavramı Batılıların geliştirdiği bir şey ve bizim arka bahçemiz bu bölge. Biz o bölgede istediğimizi yaparız, başkasının herhangi bir şekilde gelip gitmesine izin vermeyiz. Böyle bir kavram kabaca. Hı hı. Çin ise daha çok paylaşmacı bir uluslararası ilişkiler sistematiği öneriyor. 3 girişim, inisiyatif bununla ilgili açıkladılar bugüne kadar. 1, dediler ki küresel güvenlik inisiyatifi, ittifaklar olmasın temelli. İkincisi, ittifaklar olmasın, dolayısıyla devletler birbirlerini tehdit etmesin vesaire. İkincisi, küresel kalkınma inisiyatifi diye bir konsept açıkladılar. Üçüncüsü de medeniyetler inisiyatifi diyebiliriz. Evet. Burada da medeniyetin öbürlerine üstünlüğünün peşinen kabul edilip o medeniyetin kendi istediklerini ve kendi öğretilerini diğerlerine dikte etme hakkı olduğunu kabul eden bir anlayışı reddettiklerini açıkladılar. Hı hı. Şimdi bu inisiyatiflerin üçünde de ortak bir öge var. O da diyor ki, kardeşim dünyanın kaynakları fazlasıyla insanlığa yeterli. Ne insanlığın nüfusu azaltmaya yönelik çabalar doğru. Çünkü biliyorsunuz Batı dünyası bunu ısrarla gündeme getiriyor. Evet, evet. Dünya nüfusu çok fazla, bunu azaltmak lazım falan diye. Ne de diyorlar, eğer falanca ülke yükselirse, örneğin Çin veya sadece Çin değil, Hindistan, Brezilya, Türkiye, İran, Orta Doğu ülkeleri, Mısır, Afrika, bunlar yükselirse, Batı dünyasının söylediği şey şu, o zaman onlar yükselirse bu bir tahterevalli gibi, biz de düşeriz. Yani bizim standartlarımız düşer. Yani dünyanın kaynakları vesaire sınırlı olduğuna göre onlar alırlar, bize vermezler.
Şimdi diyor ki hayır böyle bir şey yok. Yani dünyaya fazlasıyla yeterince kaynak var. Hı hı. Yeter ki bunda iş birliğini ve bilimi temel alalım. Şimdi bu çerçevede baktığımızda bu inisiyatifler başarılı oluyor. Hı. Şimdi mesela Orta Doğu'da muazzam şeylere imza attı Çin şu ana kadar. Önce İran'la ki yakın ilişkileri vardı ve halen var. Körfez'in bu tarafındaki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, hı hı, ve diğer Arap ülkelerini çok iyi barıştırdı. İkincisi, Arap ülkeleriyle, Arap Ligi üyesi bütün ülkelerle aynen böyle bir forum düzenledi. Evet, ve o forumda Dışişleri Bakanları düzeyinde olmasına rağmen bazı Arap ülkelerinin liderleri de katıldı. Zannediyorum Suudi Prens Muhammed Bin Salman oradaydı. Abdülfettah el-Sisi oradaydı. Hı hı. Bazı devlet başkanları da oradaydı ve çok iyi şeyler, yani birbirlerini çok iyi anladıklarına dair işaretler gördük orada. Mesela Çin diyordu ki, Çin bu Arap ülkelerine aslında Filistin meselesinden dolayı mazlum milletler diye seslendi. Hı hı. Ve bu Filistin-İsrail mücadelesindeki tavrı da, ki artık mücadele değil, bir soykırıma dönüşmüş bir şey var ortada. Buradaki tavrı da Arap ülkeleri tarafından gayet iyi anlaşılıyor. Mesela Suriye'nin yeniden yapılandırılması konusunda Çin çok istekli. Diğer bölgelerde ve diğer ülkelerle ilişkide keza ekonomik kalkınmayı öne alan pek çok projesi var. Şimdi Afrika'da da Çin uzunca bir süredir aktif. Doğru. Yalnız buraya girişi Çin'in özellikle Doğu Afrika'dan, Sudan vesaire üzerinden girmişti. Çin'in girişi şu şekilde değil. Yani ben bölgeye gireyim, ötekileri atayım oradan. İşte benim kontrolümde olsun. Hani Batılıların tehdit algısında olduğu gibi, işte başkaları gelirse bizim elimizdekini alır. Öyle değil. Şimdi Çin'in modeliyle Batılı model arasındaki temel fark şu. Hani bir Afrikalı lidere atfen söyleniyor. Hangisi söyledi tam olarak bilmiyorum ama diyorlar ki efendim bir Batılı lider geldiğinde demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersleri dinliyoruz. Bir Çinli lider geldiğinde, bakan geldiğinde en az bir okul, bir hastane, bir şey geliyor. Yani şimdi bu aslında iki tarafın bakış açısını ve bölgeye girişini çok iyi özetliyor. Evet. Ben mesela Amerika'ya 1996 yılında gittim ilk defa. Daha önce İngiltere'de doktora yaptığım için ilk Amerika'ya gitmemiştim. Ve bir aylığına gitmiştim. Bayağı kapsamlı bir geziydi. Amerikan hükümetinin bir programıydı. Burada işte başkent Washington'da önemli kurumların içinde birer güne yakın vakit geçirdikten sonra o zaman yeni meşhur olan ve çok büyük Amerika'ya para kazandıran Silicon Valley'nin başkenti San Jose'ye gittik bir hafta falan. Evet. Şimdi daha sonra işte Minnesota'da benim grubum bir hafta geçirdi. Derken New York'ta aynı şekilde ve nihayet Washington'a döndük. Son değerlendirmelerle ayrıldık. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Orada en çok konuşulan konulardan biri de Çin'di. Şimdi Çin konu geldiğinde hem Amerikan yetkilileri, yani evet, bu işte kurumun içindekiler, hem de o zamanki think tankların içindeki uzmanlar hemen diyorlardı ki Çin ya işte ucuz sanayi malı üretiyor. Yani şöyle ifade edilebilir, işte çorap yapıyor, tişört yapıyor falan filan, ayakkabı yapıyor, yapsın işte. Bundan yani fena değil ama daha da zenginleşirse işte zaten bu ekonomik model öyledir ki o devleti dönüştürür, halkı dönüştürür. Çin bu şekilde zaten kalamaz. Ya da kendi içinde sorunları patlak verir ve o sorunların üstesinden gelemez. Ve Çin kalkınmasını sürdüremez filan. Beklentiler böyleydi. Öte yandan Afrika ile ilgili konular gündeme geldiğinde de şunu derlerdi. Efendim Afrika bizim radarımızda değil. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Son 20-30 yılda Çin Afrika'yı dünyanın radarına soktu. İşte bu toplantı da bunun taçlandırılmış şekli diye düşünüyorum. Peki. Profesör Doktor Hasan Ünal, çok teşekkür ederim yayına katkınız için. İyi akşamlar diliyorum.
Değerli izleyenler, Çin ve Afrika arasındaki işbirliğini ve bundan sonraki süreçte nasıl olacağını konuştuk. Şimdi Fransa'ya geçelim. Fransa'da tartışmalı hükümet krizi sonlandı. Cumhurbaşkanı Macron, Michel Barnier'i başbakan olarak atadı. Peki Barnier kimdir? Fransa'da kriz bitti mi gerçekten? Size anlatalım. Fransa'nın yeni başbakanı Michel Barnier, 27 yaşında milletvekili oldu. Genç diyebileceğimiz yaşlarda siyasete girdi. Çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu. 93-95 yılında Çevre Bakanlığı, 95-97 Avrupa Bakanlığı, 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı ve 2007-2009 yıllarında Tarım Bakanlığı görevlerinde bulundu. Avrupa Birliği Bölgesel Politika Komiseri olarak görev yaptı. 2010-2014 yılları arasında Avrupa Birliği İç Pazar ve Hizmetler Komiseri olarak çalıştı. Yine Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerini yönetti ve 73 yaşında olan Barnier Fransa'nın en yaşlı başbakanı unvanını da aldı. Dolayısıyla genç bir cumhurbaşkanı Fransa siyasetinin en yaşlı ismini başbakan olarak atadı. Bakalım bu isim Michel Barnier Fransa'daki sorunları, problemleri çözebilecek mi? Amerika ile devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sorunlarından biri bireysel silahlanma. Dün yine bir okul saldırısı yaşandı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Peki politikacılar bu saldırılara ne diyor ve bu sorunun önüne neden geçilemiyor? Yasemin Işık anlattı. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada bireysel silahlanmanın en fazla olduğu ülke. Ve bunun sonucu olarak da neredeyse sürekli hale gelen silahlı saldırılar. Dün de yine böyle bir olay yaşandı. Bu kez adres Georgia eyaletinde bir lise. I was in my healthcare class around 10:30 and we were just doing work that we had to do while our teacher was getting something from the printer and we heard some loud bangs like gunshots. I didn't think, especially in this town, in this school, I would have never thought it would happen to a school like mine. Korkunç saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirense okulda öğrenci olan 14 yaşındaki Colt Gray. He is a 14-year-old student here at the school, G-R-A-Y. He is a 14-year-old student here at the high school. Again, he has been taken into custody. He will be charged with murder and he will be tried as an adult. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 yılında gerçekleşen 250'den fazla toplu silahlı saldırının sonuncusuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 3 yetişkinden birinin silahı var. Hane açısından baktığımızda da ülkedeki ailelerin yarıya yakını silah sahibi konumunda bulunuyor. Tabii daha fazla silah, daha fazla silahlı ölüm anlamına geliyor. Peki politikacılar ne diyor? Önce Demokratların başkan adayının açıklamalarına bakalım. Their child will come home alive. It's senseless. It is. We got to stop it. And we have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. You know, it doesn't have to be this way. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ise sosyal medya platformu Truth Social'da bu el üstünde tutulan çocuklar hasta ve dengesiz bir canavar tarafından çok erken bir zamanda aramızdan alındı mesajını paylaştı. Peki neden bunun önüne geçilemiyor? Silah düzenlemelerinin o kadar gevşek olduğu bir ülkede neredeyse herkes istediği zaman kamusal alanda silah taşıyabiliyorsa toplu silahlı saldırıları önleme işi çok daha zorlaşıyor. Kitlesel silahlı saldırıları önlemek için kullanılabilecek en önemli yasal araçlardan biri yaygın olarak kırmızı bayrak yasaları olarak adlandırılan aşırı risk yasaları. Şu anda 21 eyalette yürürlükte. Bu yasa risk altındaki bireylerin silahlarına geçici olarak el konulmasına olanak tanıyor. Bir diğer önlem de saldırı tipi tüfeklerin yasaklanması. Araştırmalar saldırı silahları yasaklarının yürürlüğe girdiğinde kitlesel silahlı saldırı ölümlerini anlamlı bir şekilde azaltabileceğini gösterse de Cumhuriyetçiler Aralık 2023'te Kongre önüne geldiğinde saldırı silahları yasağını engelledi. Her olayda Amerika Birleşik Devletleri'nde silah kontrolü tartışmaları yeniden alevlendiriyor. Ancak gerçek bir değişiklik olasılığı zayıf bir ihtimal. We should also ban assault weapons and high capacity magazines in this country. For that 10 years we had it done, the number of mass shootings actually went down.
Bakalım Amerikan toplumu sürekli tekrarlanan trajedilere son verecek ve özellikle gençlerin güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemeler konusunda bir uzlaşıya varabilecek mi? Yoksa silah lobicilerinin etkisi yine gerekli reformların önünde engel olarak kalacak mı? Değerli izleyenler, Türkiye'nin aylarca konuştuğu trafik kazasında bir skandal da bilirkişi raporundan çıktı. Timur Cihan Timur'un avukatlarının kazayla ilgili hazırlattığı 11 sayfalık özel bilirkişi raporunda kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı %75 asli kusurlu, ehliyetsiz araç kullanan Timur Cihan Timur ise %25 tali kusurlu bulundu. Hukukçu Zeki Arıtürk'le bu raporu konuşacağız. Zeki Bey, hoş geldiniz Ana Haber'e. İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk Cüneyt Beyciğim. Hayırlı akşamlarınız olsun, hayırlı yayınlarınız olsun. Teşekkür ederim. Kamuoyunun yakından takip ettiği birkaç dava var. Onlardan birisi de zaten bu. Şimdi önce ikinci sorumu saklı tutuyorum. İlk soruyla başlamak istiyorum Zeki Bey. Bilirkişi raporu hazırlanırken neye dikkat edilir ve nasıl yapılır? Önce buradan bir başlayalım. Sonra ikinci soru zaten en önemli soru. Şimdi hem kamuoyunu aydınlatmak açısından hem de bir takım soruları cevaplamak açısından ve kafalardaki karışıklığı gidermesi açısından kısa bir açıklama yapma istiyorum sizlere. O da şu, bir hukukçu olarak söyleyeyim Cüneyt Bey. Mahkemelere avukatlar biliyorsunuz yargının üçüncü saç ayağıdır. Dolayısıyla deliller de getirebilirler. Mahkemelerin işlerini kolaylaştırmak, hakimlerin ve savcıların işlerini rahatlatmak için ve kendi müvekkillerinin haklarını daha iyi koruyabilmek için delil toplayarak mahkemeye sunabilirler. İşte bizim görevimiz tam burada başlıyor. Şimdi burada bunlardan bir tanesi de elbette ki ehli vukuf dediğimiz, yani bilirkişi veya mütalaa dediğimiz bir takım bilirkişilerden, işin ehli olan kişilerden mütalaa almaktır. Dolayısıyla burada Cüneyt Bey, buradaki avukatların almış olduğu mütalaalar da bunlardan bir tanesi. Ancak şunu belirteyim ki burada iki tip şey var maalesef günümüzde. Bilim adamı olarak gördüğümüz, alanda uzman olarak gördüğümüz bazı kişiler var. Hı hı. Maalesef ver parayı, al istediğin mütalaa şeklinde çalışıyorlar. Ama bazı bilim adamları da var, hakkını yememek lazım. Ne kadar verirseniz verin siz. Hak neyse, doğru neyse. Bir dakika, şimdi anlayamadım. Şimdi bir ölümcül kaza, bir kişi hayatını kaybetmiş ve bir rapor hazırlanacak. Ve parayı vererek de böyle bir rapor oluşturulabiliyor mu? Zeki Bey, ben maalesef mi yanlış anladım? Maalesef yani yok yanlış anlamadınız, doğru anladınız. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Yani şöyle bir şey var. Her ne kadar burada bilimsel verilere dayanmış olsa da elbette ki bir takım insanlar, bir takım avukatlar bu konuyla alakalı olarak kendi müvekkilinin haklarını savunacaklardır. Hı hı. Zaten şöyle bir şey var. Burada ölümcül bir kaza gerçekleştirmiş. Kişi 17 yaşının altında, bir trafik kazası, kasten bir durum söz konusu değil. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu var burada. Yani kasten yok eğer alkollü değilse veya kurallara riayet etmişse. Yani her ne kadar istemediğimiz bir durum söz konusu olsa da Cüneyt Bey burada. Şöyle bir durum söz konusu. Yani 17 yaşından küçük, evet tamam. Hani bu delikanlı dediğimiz çağda olan kişilerin olmaması gereken, yapmaması gereken bir durumda maalesef böyle bir durum olmuş. Gidip adalete teslim olması gerekirken değişik yollara başvurmaları, önce Mısır'a, oradan Amerika'ya kaçmaları, Türk adaletine güvenmek yerine Amerikan adalet sisteminde yargılanmak istemeleri, avukatlarının burada bu konuyla alakalı olarak kısımda, bakın bunlar Amerikalı yetkililer, Amerika'da bir süre kalmış bir kardeşim olarak diyorum, ölümlü kazalarda eğer kaçmışsa, trafik kazaları çok önemlidir Amerika için, eğer kaçmışsa artık bu konuyla alakalı çok hassas nokta söz konusudur. Yani Amerika'da diyelim ki siz birisini öldürebilirsiniz ama böyle bir sebebiyet verebilirsiniz, ölüme sebebiyet verebilirsiniz trafik kazasıyla. Ancak siz 911'i ararsınız, bütün bilimleri ararsınız, sizin suçunuz yoktur. Bununla ilgili olan kısımlarda da gerekçeler yapar ama kaçmışsanız bu çok büyük bir suçtur Amerika'da da. Evet. Dolayısıyla Amerika bu yüzden dolayı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Bu yüzden bütün itirazları reddediyor. Peki. Şimdi bilirkişi maharetiyle de bunu gören avukatları Cüneyt Bey gidip bilirkişiye bir maharetiyle de rapor aldırıyorlar. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şimdi rapor mahkemenin çok doğru bir rapor belirlediği değil. Bir bilirkişi heyeti yok mudur? Yani bir hukukçu olarak bu raporu gördünüz mü siz, bu bilirkişi raporunu hiç baktınız? Evet. Yani ölen kişinin %75, %25 kusurlu, %25 evet, ölüme sebebiyet veren ehliyetsiz, ehliyeti doğru olmayan ve 17 yaşında bir genç %25 kusurlu bulunuyor. Bir hukukçu olarak bu raporu hazırlayanlar için ne düşünüyorsunuz? Aile burada açık açık parasıyla, gücüyle çocuğunu atlamaya mı çalışıyor?
Şimdi şöyle bir durum söz konusu Cüneyt Bey. Biraz önce bahsettim. Bazı konular vardır, teknik konulardır. Bunlar hakimlere, savcılar yardımcı olmak için bilirkişilerden alınan raporlardır. Bunlara evet. Bilirkişi raporlar dönüyor. Zaten adı üstünde bilirkişi. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Burada bütün verilere baktığınız zaman %25 öldürende, %75 de ölende diye bir raporu nasıl düzenlersiniz? Nasıl alabilirsiniz? Şimdi ben şunu bilmiyorum ki bu çocuk kaçmış gitmiş. Belki o zaman alkollüydü ve alkollü bir şekilde çarptı. Alkollü olmasıyla birlikte trafiğe çıkabilecek ehliyeti olan birisi değil. 17 yaşında, 18 yaşından küçük, 17 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bozulmuş bir ATV var yol kenarında. Durmuş, çekilmiş. Bakın oradaki raporda ne diyor biliyor musunuz? Yol kenarında olması, ATV'nin yola çıkması, işte gerekli uyarıları bozuk olmasına rağmen yapmaması, bu nedenle de kazayı öngöremiyor olması nedeniyle böyle bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı da böyle bir ölümlü olay meydana gelmiş. Dolayısıyla ölüme sebebiyet veren kişinin burada %25 küsur oldu. Öyleyse niye o zaman kaçtınız? Neden Amerika'ya gittiniz? Şimdi bu şöyle bir şey söylüyorum. Bu raporu ben... Peki böyle bir rapor... tam onu soracaktım. Bu raporu mahkeme hakim kabul eder mi ya da savcı bilemiyorum. Hayır şöyle bunu mahkeme dosyasına girecek. Mahkeme bunu çok fazla dikkat alacağını düşünmüyorum. Zaten mahkemenin kendisinin atamış olduğu bilirkişiler var. Mahkeme bilirkişileri bu konuyla ilgili araştırmalar yapacaklar ve mahkemeye deliller getirecekler. Ve bunun neticesinde de karşı tarafın itiraz hakkı var. Bu karşı taraf itiraz edecek. Yeniden bir bilirkişiye gelecek. Gene mahkemenin bilirkişine gidecek. Bunun neticesinde eğer iki bilirkişinin de vermiş olduğu kararlar doğru orantıdaysa mahkeme buna göre karar verecek. Yoksa bu kişilerin almış olduğu rapora göre bir mahkeme karar vermeyecek. Yani şöyle bir durum anlaşılmasın. Bunların vermiş olduğu bilirkişinin raporuyla mahkeme karar verecek diye bir şey söz konusu tabii değil. Zaten yani bu sadece avukatın getirmiş olduğu bir bilgi. Anonsumda da söyledim özel bilirkişi raporu diye. Hatta baktım evet, yıllarca bu. Yani trafik, başkomiserlik yani mesleğini yapmış, deneyimli, tecrübeli iki emekli polisin vermiş olduğu bu bilirkişi raporunda ailede diyor ki hiç mi vicdanını sızlamadı yani böyle bir rapor oluştururken. Dolayısıyla soralım, her önüne gelen bilirkişi oluyor mu Sayın Arıtürk? İşte bakın en büyük sorun burada bu. Sayın Adalet Bakanlığımıza, Adalet Mekanizmasına sesleniyorum. Bilirkişi raporları ile ilgili olan kısımlarda bilirkişi ehliyeti ve ruhsatı olacak olan ve bu mahkemelere verebilecek olan kişilerin belli olması lazım. Bunların kabiliyetleri, kişilikleri, şahsiyetleri, vermiş olduğu eğitimler, almış olduğu bir takım şeyler, bütün göze önü alınarak bu insanların raporları mahkemelerde genel geçer kabul edilmeli. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Biri adı üstünde bilir kişi raporu dediğimiz şey, mahkeme hakimlerin her konuda bilgili olmasını bekleyemezsiniz. Doğru. Doğal olarak Cüneyt Bey. Dolayısıyla burada bir bilirkişiyle ilgili olan kısımlarda yapılacak olan hesaplamalar, çıkan hatalar, kusur oranları gibi olaylarda elbette ki mahkemeye yardımcı olması açısından ve vekil ilişkisi içerisinde hakkını savunması açısından elbette bilirkişiye başvurabilirsiniz. Dersiniz ki ya bunu böyle bakmanız lazım, bu açıdan bakmanız lazım. Hı-hı. Ama buradaki ben gerçekten baktığımda bilirkişi, özel bilirkişi tarafından vermiş olan bu rapora tamamıyla hilkat garibesi bir şey. Yani olmayacak bir şey. Zaten insan o trafiğe çıktığı andan itibaren evet, kendisi evet. Kusurludur. Bir kere kusuru kabul ederek biz trafiğe çıkarıyoruz. Birincisi bu %100 haklı diye bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki buradaki kişi ehliyeti olmayan 18 yaşından küçük olan bir kişi ve özen ve dikkati göstermemiş. Kaldı ki kaçması bu kişinin ne tabii. olduğu belli olmayan. Doğru. Ya sadece ehliyeti olduğu için ehliyeti olmadığı için kaçmamış Cüneyt Bey. Benim şüphelerim var bu konuyla ilgili. Bu kişinin kuvvetle muhtemel alkollü olma ihtimali çok yüksek. Alkollü, ehliyeti olmayan bir kişi olarak görünüyor. Yani ehliyeti olmadığı kesin ama alkollü... Dolayısıyla burada ceza daha da artabilir. Hem ehliyet yok hem alkollü de olduğu için ceza daha artacak ama... Hem alkollü hem ehliyetsiz. Ancak şöyle bir şey var. 17 yaşından küçük olduğu için 17 yaşından küçük olduğu için suça sürüklenen çocuklar kavramı kullanılır. Hı-hı. Dolayısıyla bunların cezaları da alt sınırlardan başlıyor. Ben anlamış değilim ailenin böyle bir olayı çok büyütmesi ve böyle vicdansız bir şekilde hareket etmesi. Oysa bu tip olaylarda biliyorsunuz yani evet de acili bir aile var. Beklersiniz bu kişi, bu çocuk da gerçekten mağdursa yani istemediyse böyle bir olaya sebebiyet vermiş ama istemeyerek bir olay olmuşsa gereği yapılması lazım. Peki. Ama biz kamu vicdanını acıtan şöyle bir şey var Cüneyt Bey. Biliyorsunuz Mısır'a kaçması, oradan Amerika'ya kaçmasından sonra verilen görüntüler çok kamu vicdanını yaralıyor. Dolayısıyla evet. Ben bu alınan özel rapora mahkemeden itibar etmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Biz de zaten bu konuyu bu yönden bir de değerlendirelim dedik. Her önüne gelenin de bilirkişi olmayacağını da öğrenmiş olduk.
vicdanlar, bilirkişi raporu hazırlanırken de biraz da vicdanın devresinde olması gerektiğini de belirtelim. Sayın Atatürk çok teşekkürler. Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Yayına katkıda bulunduğunuz için siyasette devam edelim. CHP'nin yeni tüzük taslağında yer alan ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde genel merkeze geniş yetkiler veren 52. madde parti içinde krize yol açtı. CHP lideri Özgür Özel'in tepkilere rağmen 52. maddeyi savunduğu iddia ediliyor. Detayları Reyhan Ayıldız'ın haberinde izleyelim. Ön seçime yönelik, demokratik tüzüğe yönelik, bundan sonra bu partiye yakışır her türlü iyileştirmede verdiğimiz sözleri hep beraber zaman kaybetmeden tutacağız. Ön seçim, parti içi demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi vaatlerle Kasım ayındaki kurultayda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel şu sıralar otoriterlik suçlamasıyla karşı karşıya. Genel Merkez Nisan ayından bu yana eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik geniş çaplı bir tasfiye operasyonu başlattı. Özgür Özel'in Kasım ayında dillendirdiği ön seçim vaadi ise önceki gün ortaya çıkan tüzük taslağıyla yeni bir tepki dalgasına sebep oldu. Tüzük taslağının 52. maddesi milletvekili adaylarının belirlenme sürecini kapsıyor. Bu maddeyle Genel Merkez, meclisteki toplam üye sayısının %15 oranındaki partiliği istediği yerden istediği şekilde aday gösterme imkanına kavuşuyor. Zaten Genel Merkez'in güdümünde olan örgütlerin ön seçimlerde denetim mekanizması haline getirilmek istenmesi, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik tepkilerin artmasına sebep oldu. Bu yöntemle hemen hemen tüm milletvekili adaylarını keyfi bir şekilde dizayn etme imkanına erişen Genel Merkez kanadı, böylelikle ön seçim vaadinin yerine getirildiğini de dillendirmeye hazırlanıyor. Bütün demokratları baba evine çağırıyoruz. Önceki gün parti meclis üyeleri ve milletvekilleriyle toplantılar yaparak taslağa ilişkin görüşleri dinleyen Özgür Özel, 52. madde üzerinden sert eleştirilerle yüzleşmek zorunda kaldı. Buna karşın Özel'in söz konusu değişiklikler üzerinde ısrarcı bir tutum takındığı aktarıldı. Ekonomiye bakalım. Zira bugün gözler Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasındaydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makroekonomik hedeflerin yer aldığı orta vadeli programı kamuoyuyla paylaştı. Bakın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve kurmayları hangi başlıkları öne çıkardı? Enflasyon tabii ki çok çok önemli. Bu 3 yıllık yol haritasında hedefimiz 2026'da tek haneli enflasyon diyor. Yapısal reformlarla verimliliği arttıracağız ve bu yıl %3,5'luk bir büyüme öngörüyoruz dedi. Büyümenin ise 2027 yılında 5 olacağını, yani 5'e yükseleceğinin de altını çizdi. Program sonunda kişi başı milli gelir $20,420 olacak. Yani 2027'nin sonu itibariyle Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla kişi başına düşen milli gelire $20,420 olarak denk gelecek. Orta vadeli program toplumsal refahı kalıcı şekilde artıracak. Şimdi açıklamalar bu yöndeydi. Bunların biraz alt başlıklarını da detaylandıracağız. Orta vadeli ekonomi planını konuşacağız ana haberde. Evet, yeni orta vadeli program açıklandı. Peki ekonomistler revize edilen bu hedefleri nasıl yorumluyorlar? Çünkü açıklanan hedeflerde bir revize söz konusu. Biz de hem ana haberde bu rakamlara bir göz atacağız. Kiminle peki? Ekonomist doçent doktor Cüneyt Dirican ana haberde konuğumuz. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Evet sevgili adaşım hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ana haberde ilk kez iki Cüneyt'i yan yana görüyoruz izleyicilerimiz. Şu anda bizi izleyenler hatta dilek de tutabilirler. Peki. Şimdi arkadaşlarımdan da isteyeceğim belki hem enflasyon hem de büyüme.
Türkiye için en önemli iki gösterge. Birazdan gelecek o rakamlara şöyle bir bakacağız. 2024 yılı için yıllık enflasyon hedefi %41,5 olarak revize edildi ki daha önce %33 olarak hedeflenmişti. Yine önceki OVP'de %15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyon hedefi de %17,5'a yükseldi. 2026 için ise %8,5 olan hedef %9,7'ye çıkarıldı. Bu revizeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce enflasyon açısından bakalım. Şimdi enflasyon can acıtıyor. Yani hani dünyada herkesin canını acıtıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bile hani ki dolar hani bas para dünyada işte %85 civarında kullanımda olan ticaret dahil olmak üzere bir hani para ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından da bir tanesi dolarizasyon. Orada bile enflasyon hala can acıtmaya devam ediyor. Mesela pandemiden bu yana 2020'den bu yana ABD'de normal tüfe manşet enflasyon denilen işte bizde %41,5 diye revize edilen rakam %22 artmış. Yani Amerika'da 2020 pandemi başlangıcından bu yana %22 orada da fiyatlar genel seviyesi artmış. Dolayısıyla bir kere hani işin can acıtıcı boyutu herkes için geçerli. Şimdi oradan hareketle tabii revize edilmesi hoş bir şey değil. Yani demek ki beklentilerden hani uzaklaşmışız ve uzaklaşmaya ya da en azından azalarak da olsa uzak kalmaya devam edeceğiz gibi bir noktada hani çok kabaca böyle yorumlamak lazım. Başlıca sebepler ne olabilir diye sorsam burada hani şimdi tabloda da burada 2024 41,5, 2027 25, 17,5 yani 2027'nin sonu itibariyle %7. Evet hedeflenen bu. O tek haneli rakamı görebileceğiz. Ama revize edilmesine sebep, başlıca sebepler ne diye sorsam. Çok basit çünkü biz Finlandiya ve Norveç değiliz. Yani 5,5 milyon nüfuslu bir ülkede olsanız ekonomiyi hızla canlandırmak hani 5,5 milyonda pek pratikte kolay gibi gözükse de hani olmayabilir ama soğutmanız çok kolay. Biz ise yani resmi rakam 86 milyon hani 100 milyona doğru yaklaşan bir nüfusla çünkü geçici koruma altındakiler vesaireler 100 milyonu beslemek zorundasınız. 100 milyonu beslemek zorunda olduğunuz zaman da bunun rakamlara yansıyan ve yansımayan boyutuyla birlikte çünkü Türkiye'de hani şimdi elçiye zeval olmaz hani eğri oturalım ama doğru konuşalım. Bir de kayıt dışı ekonominin olduğu bir yerde ekonomiyi öyle ha deyince soğutma şansınız yok. Soğutamadığınız zaman ki soğutmalı mısınız o da bambaşka hani uzun uzun ayrıca tartışmanız gereken bir konu çünkü izlenen politika daha çok hani büyümeyi de birazdan konuşacağız. Soğutmayı hedefliyor ama soğutmalı mısınız? O da başka bir tartışma konusu ama öyle hemen hızlıca soğutma şansınız yok. Bir de talep denilen şey arkada aslında arzın yetersizliğinden kaynaklanıyor Türkiye'de. Yani buradaki fiyatların içerisinde hani enflasyonun çeşitlerine baktığınız zaman talepten mi kaynaklanıyor derseniz hani talep daha sonlarda geliyor. Ya da ücretlerden, gelirlerden mi kaynaklı derseniz daha sonlarda geliyor. O zaman ilk sırada ne var? İlk sırada işte aslında o kayıt dışında gözükmeyen kesimin hani bir etkisi var. Evet. Bir tanesi o. Nüfusun yoğunluğu nedeniyle hızlı soğutamamanın da etkisi var. O talepmiş gibi gözüküyor ama arz yetersiz olduğu için aslında talep baskınmış gibi gözüküyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Üçüncüsü maliyet enflasyonu dediğimiz şey var. İşte Merkez Bankamızın uzun zamandır hani aslında her ne kadar bugün toplantıda hani bizim bir kur hedefimiz yok. Serbest dalgalı kur rejimindeyiz dense de aslında kontrollü bir kur rejiminde gidiyoruz uzun zamandır Merkez Bankamızın kontrolünde. Dolayısıyla oradan hareketle baktığınız zaman hani bu işin şey tarafında yani normal o büyüme rakamlarının içerisinde bir de hani talep dışında hani arzın dışında başka hani ekonomik şeylerden kaynaklı olan kısım var. Bir de en önemlisi hani baktığınız zaman maliyet enflasyonu işte kur geçişkenliği onlardan bir tanesi diye söyleniyor. Bir diğeri de bizdeki adıyla fahiş fiyat diye konuşulan şirket kar güdümlü enflasyon. Ondan sonra talep geliyor aslında. Yani bana sorarsanız resim böyle. O yüzden ister istemez hepsinin yani kombinasyonu toplamı 42,5 revize. Şu anki yaşadığımızda işte yaklaşık 52. Yıl sonu herhalde zaten pek çok ekonomiste %40'ın üzerinde 40'ta 44 bandında bir ekonomi şey enflasyon beklentisi içindeydi. Bugün de bu OVP'nin hedefi enflasyonda böyle. Büyüme ise daha dengeli gibi yani 2024'ten sonraki 3 yıllık dilimde Türkiye'nin aslında son 20 yıldaki hani büyüme rakamlarına baktığımızda bu rakamları görüyoruz. Pandemi de ciddi bir bizimle beraber birkaç ülke böyle 8'leri falan gördük galiba değil mi? Doğru. 8'leri falan gördük. Dolayısıyla büyüme 11'i tahmini. De gördük. Ha, 11'de gördük. 11'de gördük. Çift haneleri de gördük. Büyüme
Enflasyon şimdi, böyle devam ederken büyüme. Enflasyonda o demin hani kurda aslında orada biraz takıldım söylemekte ifade ederken zorlandım. Aslında Türkiye'de bilanço esaslı çalışan firmaların verisine baktığınız zaman Merkez Bankası'nın istatistikler sayfasında aslında esas etken faiz bu arada. Yani faizin yüksekliği işletmelerin belirini büyüküyor. Kur işin biraz bahanesi aslında. Şimdi büyümeye geçersek yine dostacı söyler ama birilerinin hani gerçeği söylemesi lazım. Bu heterodoks denilen ama aslında ana ortodoks izlenen politika döneminde o dönemde tam pandemiden çıkıyoruz. Çin'in yerine yani yakın coğrafyadan gelen talepleri karşılayacağız. Dolayısıyla o sene iyi de bir sene. İşte büyümenin 11.2 evet. geleceği sene evet. ki hani 3 ile 4 ile uluslararası kuruluşlar söylerken ben hatta Mayıs ayında o son kapanmada çift tane gelirse kimse şaşırmasın dediğim sene 11.2 geliyor. Bir taraftan bütçe açıklarınız kontrol altında, bir taraftan da cari dengeye hızla yaklaşıyorsunuz. Orada biraz hızlı gidince faizlerde hane halkı tepkisi veyahut da talebiyle biraz da güdülenmeyle yani sosyal medyanın etkisiyle, olumsuz etkisiyle iş biraz kur tarafında kontrolden çıktı. Sonrasını zaten hepimiz biliyoruz. Evet. Fakat o dönemde izlenen aslında düşük faiz politikasının bir tane amacı vardı. Ki Çin modeli diye ilk kanallarda söyleyen kişi bendim. Sonra herkes işte tartıştı. Çin'in yerine geçmek, üretim hani baktığınız zaman bölgenizde çok ciddi bir üretim daha üssü olmak. Daha doğrusu aslında bölgemizin Çin'i olabilmek evet. adına. Şimdi demin en başa bağlarsam 100 milyon ki TÜİK'in istatistikleriyle 120 milyona falan gitmemiz hani öngörülüyor 2050'li yıllarda. Bir yandan nüfusunuzu besleyeceksiniz. Bir yandan ihracat odaklı olacaksınız. Dış dünyayı besleyeceksiniz. Aynen. O zaman faizleri işte yani sermaye açığı da olduğu için Türkiye'de sermaye açığını ucuz şekilde fonlama hani düşüncesi vardı. Ama işte çuvaldızı kendimize batırmamız gereken işte şimdi geliyor dostacı söyler. Biz maalesef o ucuz paraları aldık. Yatırım yapıp istihdam yaratmak yerine, kapasite arttırmak yerine gittik. İşte yazlık aldık, döviz aldık, altın aldık vesaire. Dolayısıyla kendi ektiğimizi şu anda biçiyoruz gibi bir durum var. O yüzden hani büyüme noktasında Türkiye'yi %5'in aşağısında aslında yetmez ve kesmez. Hele ki bu nüfusta hani daha da büyümeniz gerekirken. Ama biraz kendi ektiğimiz, biçtiğimiz. O yüzden hani kendi düşen de ağlamaması gerekiyor. Peki hem kişi başına düşen yıllık gelire baktım hem de işsizlik ki bu süreçten yüksek faiz ve yüksek faizin sonucunda da işte istihdamda azalmaların olabileceği uyarıları da geliyor. Buradaki rakamlara baktığımızda işsizlik oranı 2025'te 9,6 tek haneler, 2026'da 9,2, 2027 için 8,8 ve aynı zamanda kişi başına düşen yıllık gelirde de yine revize edildiğini görürüz rakamları ama 2026 sonu itibariyle 2027'de 20 bin dolarları geçmiş bir Türkiye'de göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani sonuçta hani bu ülkenin vatandaşı olarak 20 bin değil 40 bin dolarlar olsun hatta 50 bin dolarlar olsun. Yani ama İsveç Norveçlik olmadığımız için evet, yani siz orada gelin. Sihirli cümleyi kullandınız. Evet yani dolayısıyla yani inşallah olsun ama rakamların tabii nasıl olacağını da hani arkasını hani görüyor olmamız lazım. Fakat daha da kritiği şu. Yani şimdi siz bir yandan hani ekonomide büyümenin yavaşlayacağını öngörüyorsunuz. Bir yandan istihdam yaratacağınızı, işsizliği hani belli bir oranda katlanıp hani hala tek hanede tutacağını söylüyorsunuz. Kendi içerisinde biraz hani böyle tezatları da barındıran bir şey. Olmaz demiyorum ama iddialı. Tamam yani planlar, programlar, hedefler iddialı da olmak zorunda ama bir de sizin dışınızda da bir dünya var. Yani şimdi yukarımız aşağımızdaki yaşananlar, halihazırda ABD'de seçimin sonucunun nasıl şekilleneceği, oradan hareketle evet. hani dünya savaşına mı gideceğiz, başka bir tarafa mı gideceğiz gibi. Onlar da maalesef bizi etkiliyor. Dolayısıyla inşallah olur. Ama mesela bir önceki o ana ortodoks programın aslında hani sonuçlarını söyleyeyim size. Mayıs 2023 seçimleri öncesinde ki şu anda oradaki rakamlardan daha hani uzak bir noktadayız. Olumsuz anlamda söylüyorum. Dolayısıyla mesela o programı biz eğer bugünkü gösterdiğimiz sabrı ve bundan sonraki göstereceğimiz sabrı gösterseydik en kötü bu kadar da olurdu. Mesela kişi başı geliri de revize dedik ya bu yılın sonu itibariyle aslında hedef 15.551 dolardı. 12.875 dolar olarak revize edildi. Sonraki yılda yine cüzi bir artışın olduğunu görürüz ama ondan sonraki süreçte bir sıçrama yaşayacağız herhalde. Son bir 2027 ve 2028'de mi bu rakamlara yaklaşabilir miyiz? Yani 20 bin dolara nasıl yaklaşırız aslında? Nasıl yaklaşırız? Matematik şöyle. Çünkü OVP'nin gördüğüm 2028 yılında Türkiye'de bir kişinin eline yıllık kişi başına düşen gelir 20 bin dolar. Yani bugünkü kur hesabını yaptığımızda 750 bin. 800 bin lira gibi bir paradan bahsediyoruz. Bunu 12 aya böldüğümüzde de
ortalama işte 70 bin liraya yakın civarında. Bir. Evet. Evet. Şimdi rahmetli Barış Manço'nun şarkısı karşı komşu Ayşe teyze ile emekli Salih Öğretmen. Şimdi Salih güzel Öğretmen, şarkı. Evet. Salih öğretmenle emekli Ayşe teyze şimdi soruyor. Yavrum diyor iki Cüneyt'e de bakaraktan diyorlar ki yavrum çok güzel konuşuyorsunuz da nerede bu 20 bin dolar diyorlar. Bir kere gelir dağılımı eşitsizliği. Hani dünyanın da sorunu bizim de sorunumuz. O yüzden biz herkesle aynı 70 bin lirayı ayda görmüyoruz. Hani şimdi bir buradan başlayalım. İkincisi tabii bu iş nasıl olur? Matematik. Şimdi bu, biz ekonomik büyümemizi TL cinsinden hesaplıyoruz. Sonra gidiyoruz dövize çeviriyoruz. Şimdi ya kur hani belli bir oranda sabit kalacak dolarizasyon sorunu. Yani yaşadığımız bir yerde bunun bir süre sonra çözüleceğini varsayacağız inşallah. Veyahut da ekonomimizi TL bazında çok daha hızlı büyüteceğiz. Şimdi çok daha hızlı büyütmek için de işte o deminki bahsettiğim kapasite artışlarını zamanında yapmış olmanız gerekiyor ki çok daha hızlı büyütebilin. Dolayısıyla kendi içerisinde bir döngüye giriyor, bir kısır döngüne giriyor. Hani bir tanesi bu. İkincisi de dış dünyaya çok daha fazla veriyor olmanız lazım. Orada da enerjiyi hani çözebiliyor olmanız lazım. Şimdi Çin'de enerji bağımlısı bir ülke. Ama dış dünyaya fazla veriyor. Dolayısıyla o zaman hani mevcut paradigmalarınız yani mevcut izlediğiniz yöntemleri bugünkünden çok daha farklı hani izliyor olmanız gerekiyor. Ona da işte yapısal reform. Yani ihracatımızın önümüzdeki birkaç sene boyunca sürekli ithalatın önünde artı olarak çıkması lazım ki biz 2028'lerde dediğimiz o rakamları... Olmaz değil. Ama Türk övün çalış güven yani mecbur. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Başka şansımız yok. Pek çok vardı yani cahil açık vesaire ama aslında bizim için ya da vatandaşın anlayabileceği şekilde enflasyon, büyüme, işsizlik, istihdam ve kişi başına düşen yıllık gelir. Evet. Umuyoruz ki bu hedefler tutturulur. Sonuçta bu hedefi de ortaya koymak önemli. Tabii. Bunun için verilen de bir mücadele var, ciddi bir mücadele veriliyor. Sadece aslında siyasilere değil, ekonomistlere değil aslında vatandaşı da iş düşüyor değil mi? Öyle bitirelim bence. Yani öyle. Mesela 32 sayılı Türk parası... Kayıt altına alamayan tabii onlar gelirler, da, onlar vergiler, da. Vergi onlar kaçıranlar, ya, vergi yüzsüzleri. Sıfır sonuçlu... O kadar çok şey tabii, ekleyebiliriz burada ki. Burada izniyle rejinin bir hani yarım tabii, dakika daha alayım. Peki. Sevgili Semra'yla da hani katıldığımız programlarda hep dile getiriyorum. Sıfır sonuçlu oyun teorisi bu. Bir kesim kazandığını hani düşünürken vergiden ondan bundan kayıt dışından dolayı aslında toplum genelde kaybediyor. Dolayısıyla... Aynı resme bakmalıyız, aynı şekilde bakmalıyız. En basit mesela dolarizasyon, 32 sayılı Türk parasının kıymetini koruma tebliği. Dolayısıyla hepimiz Türk lirasını kullanmak zorundayız her şeyden evvel. Yani kanunen aslında bu bizim önceliğimiz. Paramıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Peki Cüneyt Bey teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Ekonomiyle de devam edelim. TOG'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Özellikle Avrupa'da ve Alman medyasında gündem olmuş durumda. Çünkü TOG'un satışları... Birilerini rahatsız etmiş gibi öyle gözüküyor. Çünkü şu anda koçbaşı diyebileceğimiz satış rakamlarıyla Avrupa'daki pazarıyla TOG gözde durumda. Türkiye yüzyılının ilk meyvelerinden olan TOG'un tüm milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye yerli elektrikli otomobili TOG'la Avrupa pazarında endişeye yol açtı. Bu endişe Alman Focus dergisinde de gündem oldu. Türkiye 2024'ün ilk yarısında elektrikli araç satışlarında %233'lük artışla bu yarışta başı çeken ülkeler arasında yer aldı. Focus dergisi Avrupa Birliği'nde elektrikli araç satışlarında istenilen rakamlara ulaşılamadığına dikkat çekti. 2024 yılının ilk yarısında satışların sadece %1,3 arttığını belirtti. Habere göre Almanya'da durum daha da kötü. Satışlarda %16,4'lük düşüş var. Türkiye böyle bir dönemde kritik bir adım daha atmaya hazırlanıyor. TOG tüm testleri alnının akıyla vermiş, elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobildir. ABD merkezli Bloomberg yayınladığı haberde Türkiye'nin elektrikli araç üretiminde kullanılabilecek ham madde yataklarını işlemek üzere Çin'le ortaklık planladığını yazdı. Bu kapsamda hükümetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın liderliğinde bir heyeti Ekim ayında Çin'e göndermeye hazırlandığı belirtildi. Bu potansiyel ortaklığın Türkiye'yi Çinli elektrikli araç ve batarya üreticileri için daha cazip hale getirebileceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı başında Kazakistan'da Çin Devlet Başkanı Jinping'le bir araya gelmiş, metallerin geliştirilmesi konusunda Çin'le işbirliğini görüştüğü öğrenilmişti. Ana haber reklamlardan sonra devam edecek. Evet, ana haberi de burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.